Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mantık dersimizin ikinci bölümünü beraber işleyeceğiz. Birinci bölümde mantığa giriş konuları yine bileşik önermelerden ve veya bağlaçlarını görmüştük. Bileşik önermelerle konumuza devam ediyoruz. İlk önermemiz ya da bağlacı. Ya da bağlacı ile oluşan bileşik önermelerde P ile Q önermelerin ya da bağlacı ile bağlanmasından oluşan bileşik önermeye P ya da Q bileşik önermesi denir. Ve P ya da Q biçiminde gösterilir. Yadanın sembolü, şuradaki gördüğünüz işaret zaten sağ tarafa da not olarak yazdık. P ya da Q bileşik önermesi, P ile Q önermelerinden yalnız biri doğru iken doğru, diğer durumlarda yanlıştır. Yani yalnız biri doğru iken doğru diyoruz, diğer durumlarda yanlış diyoruz. Aşağıda zaten P ya da Q önermesinin doğruluklarını gösteren tabloyu görüyorsunuz. P ve Q'nun doğruluk değerlerini daha önceden de görmüştük yazmayı. Orayı tekrar göstermeyeceğiz. Burada dedik ki yalnız birinin doğru olduğu durumda doğru, yalnız birinin doğru olduğu durumda doğru, diğer durumlarda nedir? Yanlıştır. Yani özet olarak ya da bağlacında her iki önermenin doğruluk değeri aynı ise cevabımız, denkliğimiz sıfırdır. Biri doğru, biri yanlışsa, yani yalnız biri doğruysa denkliğimiz 1'e 1 olarak belirtiyoruz. Örneğimize bakalım. P önermesi 2 en küçük asal sayıdır. Q önermesi 2 en küçük pozitif çift tam sayıdır önermeleri için P ya da Q bileşik önermesini yazıp önermenin doğruluk değerini bulalım. P ya da Q bileşik önermesi 2 en küçük asal sayıdır ya da 2 en küçük pozitif çift tam sayıdır. Şimdi buradan baktığımızda P önermesi 2 en küçük asal sayı olduğu için P denktir 1 diyoruz. Yine Q önermemiz 2 en küçük pozitif çift tam sayı olduğu için Q önermemiz de buradan 1 oluyor. Her ikisinin doğru olduğu 1 ya da 1 önermemiz neye denk oluyordu? 0'a denk oluyordu. O zaman bu önermemiz sonuç olarak yanlış bir önermedir. Diğer örneğimize bakalım. Aşağıdaki ifadelerin doğruluk değerlerini bulunuz. A şıkkını ilk önce beraber çözelim. 1 ya da parantez içinde 0 ya da 1 denktir. Ne acaba? Bu ilk önce parantez içine baktığımızda 0 ya da 1 yalnız biri doğru olduğu için bunun cevabı 1. Sol tarafta zaten 1 vardı. O zaman 1 ya da 1 her ikisinin doğruluk değeri aynı olduğu için denktir. 0 olarak belirtiyoruz. B şıkkında 0 değil ya da 0 ya da 0'ın değeri. İlk önce şu değillere bakalım. Sıfırın değeri neydi? 1'di. O zaman parantez içinde 1 ya da 0 yalnız biri, yalnız bir tanesi 1 olduğu için buradan cevabımız 1 oluyor. Sağ tarafta da yine 1 var. O zaman 1 ya da 1 denktir. 0 olarak belirtilir. Diğer bağlaçların özelliklerini belirtmiştik. Şimdi ya da bağlacın özelliklerini beraber inceleyelim. Ya da bağlacında değişme özelliği vardır. Yani P ya da Q denktir. Q ya da P olarak belirtiyoruz. Yine birleşme özelliği de vardır. Her PQR önermesi için parantez içinde P ya da Q ya da R denktir. P ya da parantez içinde Q ya da R'ye denktir diye belirtebiliriz. Birleşme özelliğini daha önceki dersimizde göstermiştik. Parantezin şu şekilde P ya da Q burada parantez içinde, burada ne yapıyoruz? Q ya da R'yi parantez içine alıyoruz. Yani parantez kaydırdığımızda aradaki bağlaç değişmediği sürece sonuç değişmiyor. Bir de önermeler cebirinde şuradaki aşağıda yazılan notları kullanacağız. Bakalım P ya da P'nin değeri bir önerme ya da bir önermenin değeri 1'e denktir. Zaten burada doğruluk değerleri yalnız bir tanesi mutlaka 1 olacaktır. Kendiniz 1-0 vererek görebilirsiniz. Yine buradan P ya da 0 denktir 0. P ya da 1 denktir P'nin değeri. Buna da ezber yapmamıza gerek yok. Kendimiz P'ye değer vererek de bu sonuca varabiliriz. Örneğin biz P'ye 1 verdik. 1 ya da 1 ne oluyordu? 0 oluyordu. Yine P'ye örneğin 0 verdik. 0 ya da 1 ne oluyordu? 1 oluyordu. Yani P'ye verdiğimiz değerin tersini göreceğimiz için denktir P değil diyoruz. Yine P ya da 0 denktir P olarak belirtebiliriz. Dediğimiz gibi bunlar da ezber yapmadan doğruluk değeri vererek de aynı sonuçlara varabiliriz. Bu
sonuçlara göre şimdi örneklerimize beraber bakalım. Aşağıdaki önermelerin en sade hallerini bulunuz. Önce A şıkkını beraber çözelim. P ya da P'nin değili, parantez kapattık, değil ya da Q. İlk önce parantez içine baktığımızda P ya da P'nin değili ne oluyordu arkadaşlar? 1 oluyordu. 1. Bir de sorunun üzerinde kendi değili var. O zaman 1'in değili ya da Q. 1'in değili zaten 0'dır. 0 ya da Q denktir. Q olarak belirtebiliriz. Ya da bağlacında 0 ya da Q olduğu zaman, yani burada P, Q fark etmez. Cevap kime denktir? 0'ın yanındaki önermeye denktir. Yani denktir. Q diyoruz. B şıkkında Q değil ya da parantez içinde 1 ya da Q. İlk önce yine parantez içine baktık. Bunu zaten az önce belirtmiştik. Burası neye denk oluyordu? Q'nun değiline. Burada zaten yazdık. Q değil ya da Q. Her iki önermenin doğruluk değeri burada aynı çıkacağı için denktir. 0 olarak belirtiyoruz. Diğer önermelerimize beraber bakalım. Burada koşullu önerme ve iki yönlü koşullu önermeyi inceleyeceğiz. İlk önce koşullu önermeye bakalım. İse bağlacı ile oluşan bileşik önermeler. P ile Q önermelerinin ise bağlacı ile bağlanmasından oluşan bileşik önermeye koşullu önerme denir. Ve bu koşullu önerme P ise Q biçiminde gösterilir. Gösterimiz şu şekildedir. P ise Q biçiminde gösterilir. P ise Q önermesi P doğru, Q yanlış iken yanlış, diğer durumlarda doğrudur. Şuraya tekrar yazalım. P ise Q, P doğru, Q yanlış iken denktir. Yanlış diyoruz, diğer durumlarda doğrudur diyoruz. Aşağıda zaten tabloda da gösterdik. P doğru, Q yanlış iken yanlış, diğer durumlarda nedir? Doğrudur diye zaten burada tablolarında kendimiz görebiliriz. Yani burada yanlış olan durumu aklımıza tutarsak diğer durumlar kendiliğinden öğrenilmiş olur. Şimdi örneğimize beraber bakalım. P önermesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'dadır. Q önermesi Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Şeklinde verilen P ile Q önermelerini ise bağlacını kullanarak yazıp önermenin doğruluk değerini bulun diyor. P ise Q önermesini yazdığımızda, bileşik önermesini yazdığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da ise Türkiye'nin başkenti Ankara'dadır şeklinde okunur ve yazılır. Burada P'nin doğruluk değeri 1, Q'nun da doğruluk değeri 1. O zaman 1 ise 1 denktir. 1 olarak zaten burada da yazdık. O zaman bu önermenin doğruluk değeri ne oluyor arkadaşlar? 1 oluyor. Yeni bir örneğimize beraber bakalım. P denktir 1, Q denktir 0 olmak üzere aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz. Burada verilen doğruluk değerlerini İstenen şıklarda yerine yazacağız. P denktir 1. Şıklarda P'nin değili olduğu için P 1'e denk ise P'nin değili 0'a denktir. Q 0'a denk ise o zaman Q'nun değili de neye denktir? 1'e denktir. Buna göre A şıkkına bakalım. P ise Q'nun değili P 1'di. Q'nun değili de yine 1'di. Yani 0'ın değili 1 olduğu için o zaman sonuç burada ne oluyor? 1 ise 1 denktir 1 olarak belirtiyoruz. B şıkkına bakalım. P değil ise Q değil. P'nin değili 0'dı. Burada da detaylı bir şekilde yazdık. Zaten yukarıya da yazmıştık. P'nin değili 0'dı. Yine Q'nun değili de 1'di. O zaman buradan 0 ise 1 ne oluyor? 1 oluyor. Son olarak C şıkkına bakalım. P ise Q'nun parantez değili ise Q'nun değili. O zaman buradan P'miz 1'di. Q 0'dı. 1 ise 0'ın değili ise 0'ın değili. 1'den 0'a gidince cevabımız ne oluyordu? 0 oluyordu. Bir de soruda üstünde değil var. O zaman burası 1 oldu. Sağ tarafa bakalım. 0'ın değili 1. O zaman bunu da 1 olarak aldığımızda sonuç en sonunda ne oldu son satırımız? 1 ise 1 denktir 1 olarak C şıkkında bulduk. Bu da özellikle önermeler cebirinde soru çözerken çokça kullandığımız bir denklik. P ise Q önermesi P değil veya Q önermesine denktir. Bu denkliği önermeler cebirinde yine hangi sorularda kullandığımızı beraber inceleyeceğiz. Ama bunu da şuraya tekrar özet olarak yazalım. Denktir, P'nin değili veya Q diyoruz. Önermeler cebiriyle soruyu ilerletirken ikinci isteği veya bağlacına göre yazıp
daha sonra sorunun devamını çözmemiz gerekiyor. Burada P ve Q sembolik, yani birinci önermenin değili veya ikinci önermenin aynısı diye de açıklayabiliriz. Burada zaten tablomuzda da gösterdik. P, Q biliyoruz. P'nin değilini buna göre yazdığımızda P'nin değili 0, 0, 1, 1. P veya Q'ya baktığımızda şu ikisinde, bu ikisini veya bağlacına göre baktığımızda veya bağlacında ikisinin 0 olduğu durumda tek 0 oluyordu. Diğer durumlar 1 oluyordu. İse bağlacında da P'nin 1, Q'nun 0 olduğu durum 0 oluyordu. Diğer durumlar 1 oluyordu. Zaten tablodan da bu ikisinin birbirine denk olduğunu görüyoruz. Örneğimize bakalım. P'nin değili ise Q, parantez kapattık, veya Q'nun değili bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz. Doğruluk değerini bulunuz ya da en sade hali sorularıyla karşılaştığımızda ilk önce şu iseyi veya bağlacına göre açmamız gerekiyor. İseyi nasıl veya bağlacına denk şekilde yazıyorduk? Birinci önermenin değili veya ikinci önermenin aynısı. Zaten burada bir değil var. Değilin değili önermenin kendisiydi. O zaman burası parantez içi P veya Q oluyor. Sağ tarafta veya Q değil var. Veya bağlacında görmüştük. Aradaki bağlaçlar aynıysa birleşme özelliğimiz vardı. O zaman burada Q veya Q'yu birleşme özelliğine göre aynı paranteze aldığımızda veya bağlacında burası 1 oluyor. P veya 1 denktir 1 olarak önermenin doğruluk değerini bulmuş oluyoruz. Bir örneğimize daha bakalım. V ise Q'nun parantez kapattık değili ve R'nin değili denktir bir bileşik önermesinde P, Q ve R önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz. Böyle sorularda her bir önermenin kendi özel durumu neydi? Mesela V bağlacını hatırlayalım. V bağlacında 1 ve 1 denktir 1 diyorduk. Yine ise bağlacında 1 ise 0 denktir 0 diyorduk. V bağlacı bunun dışındaki diğer durumlarda 0'dı. İse bağlacı bunun dışındaki diğer durumlarda neydi? 1'di. Zaten tek duruma göre bu sorular verilmek zorunda. Hani doğruluk değerlerini bulmamız gerektiği için. O zaman burada 1 ve 1 1 olduğu için ne diyoruz? P ise Q'nun değili de 1 olacak. V'nin değili de 1 olacak. O zaman buradan P ise Q'nun değili 1'e denkse kendisi, yani P ise Q'nun kendisi ne oluyor? 0 oluyor. Zaten ise bağlacında hangi durumda 0 oluyordu? 1, 0 ise 0 oluyordu. O zaman buradan P bağlacımız 1 çıkıyor. Q bağlacımız da 0 olarak, yani 0'a denk olarak belirtiyoruz. Pardon, Q önermesi, P önermemiz 1, Q önermemiz 0. R'nin değili 1 ise o zaman buradan R önermemiz de kaç oldu? Neye denk oldu? 0'a denk oldu. Sırasıyla şu yazacak olursak P önermemiz, P, Q, R önermemiz, P 1, Q 0 ve de ne oldu? 0 oldu. İse bağlacındaki bir özelliğimizde P ise Q'ya göre verilen bir önermede bu önermenin karşıtı, tersi ve karşıt tersini yazmak. P ise Q önermesinin karşıtı, Q ise P'dir. Yani önermeler ne yapıyor? Yer değiştiriyor. P ise Q önermesinin tersi, P değil ise Q değildir. Yani önermelerin hem soldaki önermenin hem de sağdaki önermenin değilini alıyoruz. P ise Q önermesinin karşı tersi, hem sağ ve soldaki önermeleri hem yer değiştiriyor hem de değillerini alıyoruz. O zaman Q değil ise P değil olarak. O zaman karşıtı tersi, karşı tersini de bu şekilde göstermiş oluyoruz. Burada bir önermenin özellikle ki önermesinin, şurada P ise Q önermesinin Q değil ise P değil, yani karşı tensile denk olduğuna da dikkat edelim. Tablo yaparak da bunu kendiniz görebilirsiniz. Bununla ilgili örneğimizi çözelim. P önermesi Efe'nin kitap okuma alışkanlığı vardır ile Q önermesi Efe başarılı bir öğrencidir önermeler için P ise Q önermesinin karşıtını, tersini ve karşıt tersini yazınız. Karşıtını, tersini ve karşıt tersini yazınız. Karşıt, tersi. Evet, bu önermenin karşıtı Q ise P'dir. Yani Efe başarılı bir öğrenci ise kitap okuma alışkanlığı vardır. Tersi, yani P değil ise Q değil. Efe'nin kitap okuma alışkanlığı yoksa başarılı bir öğrenci değildir. Karşıt tersi,
değil ise P değil, Efe başarılı bir öğrenci değilse kitap okuma alışkanlığı yoktur şeklindedir. Diğer örneğimizde P ise Q bileşik önermesinin olumsuzunu bulunuz. Şimdi ise bağlacında herhangi bir önermenin olumsuzunu bulma direkt yoktur. İlk önce ise bağlacını veya ise bileşik önermesini veya bileşik önermesine göre yazmamız gerekiyor. O zaman nasıl yazıyorduk? Birinci önermenin değili veya ikinci, kendi zaten bize bunun değilini yani olumsuzunu soruyor. De Morgan kurallarından şu değili dağıttığımızda veya bağlacın değili ne oluyordu? B oluyordu. O zaman bir önermenin değilin değili kendisi, buradan P, buranın P ve Q olduğunu, Q'nun değili olduğunu görüyoruz. Bu şekilde bunun değilini yazmış, yani olumsuzunu yazmış oluyoruz. Yine ise bağlacı ile ilgili belirteceğimiz son bir noktada P ise Q koşullu önermesinin doğruluk değeri 1 ise bu koşullu önermeyi gerektirmediğini, yani sorularda bir gerektirme midir ya da bir gerektirme, hangisi bir gerektirmedir diye soruyla karşılaşırsak P ise Q koşullu önermesinde bunun doğruluk değerinin 1 olduğunu arıyoruz demektir. Bununla ilgili örneğimize bakalım. P önermemiz -5 büyüktür 3'tür. Q önermemiz 7 küçüktür -1'dir. Verilen önermelere göre P ise Q koşullu önermesini yazıp bu önermenin bir gerektirme olduğunu gösterelim. Buradan P önermesi -5 3'ten büyük olmadığı için yanlıştır. Yine Q önermemiz 7 -1'den küçük olmadığı için yanlıştır. O zaman buradan P ise Q, yani 0 ise 0 denktir 1 oluyor. Böylece P ise Q koşullu önermesi bir gerektirmedir. P ise Q koşullu önermesi bir gerektirme olduğu görülür. Evet, son bağlacımız burada ancak ve ancak bağlacı ile kurulan bileşik önermeler. Son bağlacımızda, yani son bileşik önermemiz ancak ve ancak. P ve Q iki önerme olmak üzere P ise Q ile Q ise P koşullu önermelerinin P bağlacı ile birbirine bağlanmasına oluşan P ise Q ve Q ise P bileşik önermesine iki yönlü koşullu önerme denir. İki yönlü koşullu önerme P ancak ve ancak Q şeklinde yazılır ve P ancak ve ancak Q olarak okunur. Şu sembolümüz ancak ve ancak olarak okunuyor. Zaten burada da belirttik. P ancak ve ancak Q iki yönlü koşullu önermesi ile önermesi P ile Q'nun doğruluk değeri aynı iken doğru, farklı iken yanlıştır. Bakın aynı iken doğru, farklı iken, aynı iken doğru, farklı iken yanlıştır. Yani ya da'nın tersi olarak da aklımızda kalabilir. Çift yönlü gerektirmede, iki yönlü gerektirmede her iki yön aynıysa cevabımız doğru, her iki yön farklıysa cevabımız yanlış olarak belirtilir. Zaten sağda da burada anlattıklarımızı özet olarak yazdık. Yine şu sağ tarafta belirttiğimiz P ise 0, P'nin değili, pardon, P ancak ve ancak 0, P'nin değili. Yine P'ye burada değer vererek P'nin değerini bulduğumuzu görebiliriz. Bunu ise de belirtmiştik. Yine burada P ancak ve ancak 1, P'ye denktir. P'ye değer vererek de bunları görebiliriz. Şimdi verilen ifadelerin doğruluk değerlerini bulalım. A şıkkında 1 ancak ve ancak 1'in değili, 1'in değili 0'dır. O zaman 1 ancak ve ancak 0 denktir, 0 olur. Farklıysa cevap ne oluyordu? 0 oluyordu. B şıkkında 0 ancak ve ancak 1'in değili, ancak ve ancak 0'ın değili. Zaten burada farklı olduğu için denktir 0 ve soruda değili var. O zaman burası ne oluyor? 1 oluyor. Sağ tarafta da 0'ın değili 1 olacak. O zaman buradan 1 ancak ve ancak 1. Her iki yönün doğruluk değeri aynı olduğu için ne diyoruz? Denktir 1 diyoruz. C şıkkına son olarak bakalım. 0 ancak ve ancak 0. Yine ancak ve ancak 1 ve ancak ve ancak 1 değil. O zaman burada her iki yönün doğruluk değeri aynı olduğu için 1. Burada doğruluk değeri zaten farklı çıkıyor. Farklı çıktığı için 0. 1 ancak ve ancak 0. Denktir 0 olur. Gelelim ancak ve ancak bağlacının özelliklerine. Ancak ve ancak bağlacında da değişme özelliği vardır. P ancak ve ancak Q denktir. Q ancak ve ancak P değişme özelliği vardır. Her iki tarafın önermesi aynı olduğu zaman, yani P ancak ve ancak P denktir 1. Önerme ancak ve ancak değil, yani P ve ancak ve ancak P ancak ve ancak P'nin değeri, pardon,
denktir 0 oluyor. Yine buradan şuradaki denklikleri de önermeler cebirinde kullanıyoruz. P ancak ancak Q denktir. P'nin değili ancak ancak Q'nun değili. Yine P ancak ancak Q'nun parantez değili. Şunları da denk oluyor arkadaşlar. Biz daha çok yukarıdakileri kullanıyoruz ama şunları da yine de yazdık. Örneğimize bakalım. P ancak ancak P'nin değili veya P bileşik önermesini en sade haliyle yazın. Buradaki önermeler cebiri bilgilerimize baktığımızda P ancak ancak P'nin değili ne oluyor? Yukarıda yazmıştık 0 oluyor veya P 0 veya P veya bağlacından neye denk oluyordu? P önermesinin kendisine denk oluyordu. Evet, son başlığımızda niceleyiciler ve açık önerme. Niceleyicilere geçmeden önce açık önerme tanımını öncelikle verelim. İçinde en az bir değişken bulunan ve bu değişkenlere verilen değerlerle doğru ya da yanlış olduğu belirlenen önermelere açık önerme denir. Bir açık önermeyi doğrulayan elemanların kümesine o açık önermenin doğruluk kümesi denir. Bir A sayısı Px önermesinin doğruluk kümesi elemanı ise Pa denktir 1. Bir B sayısı Px önermesinin doğruluk kümesi elemanı değil ise Pb denktir 0. Pb denktir 0 diyoruz. Yani doğruluk kümesinin elemanı ise Pa denktir 1. Elemanı değilse Pb denktir 0 olarak belirtiyoruz. Doğruluk kümesinin elemanlarını küme işaret için alarak, yine kümede biliyorsunuz elemanlar için arasında virgül konu olarak yazılır. Bunu zaten kümeler konusunda detaylı göreceğiz. Burada açık önerme dediğimiz denklem olabilir, eşitsizlik olabilir. Denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümesi, bakın denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümeleri bizim açık önermemizin ne oluyor? Doğruluk kümesi oluyor. Aslında bizim burada yaptığımız eşitsizliği ya da denklemi çözüp çözüm kümesi bulmaktır. Örneğimize bakalım. Px önermesi x bir tam sayı. X kare eşittir 9 açık önermesi için doğruluk kümesini bulalım. Yine P3, P-2 ve P0 ifadelerinin doğruluk değerlerini bulalım. Şimdi karesi 9 olan tam sayılar nedir? Artı 3 ve eksi 3. O zaman bu önermenin doğruluk kümesi artı 3 ve eksi 3'tür. Küme işaret için aldık. O zaman buradan ne oluyor? P-3 denktir 1. Yine P3 denktir 1 olarak belirtebiliriz. Bunun dışındaki sayılar için denktir 0 diyeceğiz. 5 şıkkında da bunları bize soruyor. O zaman P3'ü gördük. Denktir 1 diyoruz. Eksi 2'nin karesi 4. 4, 9 eşit olmadığı için bu denktir 0 diyoruz. Yine 0'ın karesi 9 eşit olmadığı için P0 denktir 0 diyoruz. Yani çözüm kümemizin elemanıysa denktir 1. Çözüm kümemizin elemanı değilse denktir 0 yazıyoruz. Bir örneğimize daha bakalım. Aşağıda verilen açık önermelerin doğruluk kümelerini bulunuz. A önermemiz A şıkkı, Px önermemiz x bir tam sayı, eksi 5 küçük eşittir, x küçüktür 12. İlk önce A şıkkına bakalım. Burada P önermesinin doğruluk değeri 5 dahil olduğu için 5'ten başlıyoruz ama 12 dahil olmadığı için 12'yi almıyoruz. 5'ten başladık. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 aldık. A şıkkının doğruluk kümesi bu şekilde yazıldı. B şıkkındaki önermemize bakalım. Qx önermemiz x bir doğal sayı. 2 ile 20 arasındaki sayıların karesi. Yani 2 karesi 2 ile 20 arasında olan doğal sayılar. Buna da baktığımızda 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 olarak B şıkkımızın doğruluk kümesi de yazılır. Evet, son olarak niceleyicilere beraber bakalım. Niceleyiciler her sözcüğü, bütün ve tamamı sözcükleriyle aynı anlamdadır. Her niceleyicisi önüne geldiği elemanların tamamını anlattığı için, bakın tamamını anlattığı için bu niceleyiciye evrensel niceleyici denir ve şu sembolü, yani ters A sembolüyle gösterilir. Bazı sözcüğü en az bir ifadesiyle aynı anlamdadır. Bazı niceleyicisi en az bir tane anlamında kullanıldığı için bu niceleyiciye varlıksal niceleyici denir ve şu büyük ters E sembolüyle gösterilir. Yani ters A varsa bu her zaman sağlanıyor anlamındadır. Yani tamamını sağlaması gerekiyor. Ama ters E, yani bazı niceleyicisi varsa en az bir tane olması bizim için yeterli. Yine bu sembollerle ilgili sorularda sayı kümeleri bize gerekebiliyor. Doğal sayılar ne? Tam sayılar kümesi Z. Rasyonel sayılar kümesi Q. Gerçek sayılar kümesi de, yani reel sayılar kümesi de R ile gösteriliyor.
Niceleyicilerle ilgili örneğimizi beraber inceleyelim. Örneğimizi okuyalım. Aşağıda verilen önermeleri sembolik mantık kullanarak yazıp önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz. A şıkkı, P önermesi her tam sayı kendisinin karesinden küçüktür. İlk önce A şıkkına bakalım. Px önermesi her x eleman z, yani her tam sayı kendisinin karesinden küçüktür. Yani x küçüktür, x kare şeklinde ifade edilir. Bu kurala uymayan herhangi bir tam sayının bulunması bu önermenin doğruluk değerini sıfır yapar. Çünkü tamamını kapsamalıydı, bütün tam sayıları kapsamalıydı. Örneğin burada biz x yerine 0 yazdık ya da 1 verdiğimizde bu eşitsizlik sağlanmayacağı için p önermemiz bu durumda 0 oluyor arkadaşlar. P önermemiz bu durumda 0 oluyor. Şurada zaten yazmıştık. B şıkkına bakalım. Q önermesi bazı gerçek sayıların 3 fazlası 7'den büyüktür. Bazı gerçek sayıların 3 fazlası 7'den büyüktür şeklinde bunun sembolik mantık kullanarak yazılışını zaten belirttik, çözümde belirttik. Bu şekilde ifade ediliyor. Bu kural uyan herhangi bir gerçek sayının bulunması bu önermeyi doğru yapıyor arkadaşlar. Bazı dediği zaman en az bir tane reel sayı bulmamız bu önermeyi doğru yapıyor. Dolayısıyla örneğin 5 sayısı için düşündüğümüzde bu önerme doğru oluyor. Dolayısıyla Q önermesi için de ne diyeceğiz arkadaşlar? 1'dir diyeceğiz. Evet, açık önermenin değili olumsuzuna bakacak olursak bazı x, px önermesinin değili her x, p değil x'tir. Yani şurada bazının değili ne oluyor? Her x oluyor arkadaşlar. Yine px'in değerini şuraya yazmayı unutmuyoruz. Bu özellik sembol ile şu şekilde gösteriliyor. Şurada zaten belirttik. Bazı x, px'in değili her x, p değil x şeklinde ifade edilir. Yine her x, px açık önermesinin değili de bazı x, p değil x olarak belirtilir. Dolayısıyla her x'in değil de nedir arkadaşlar? Bazı x şeklindedir sembolik olarak. Bu özellik sembol ile de her x, px'in değili bazı x, p değil x'e denktir şeklinde ifade edilir. Şimdi sağ tarafta da değilleri gösterdik. Bazı olumsuzun yani değil almayı bir önceki dersimizde de göstermiştik. Burada da tabloda tekrardan özetledik. Herin değili bazıdır, bazının değili herdir, eşitin değili eşit değildir, eşit değilin değili eşittir, küçüğün değili büyük eşittir. Bunu zaten daha önce söylemiştik. Eşitsizlikte eşitlik varsa değilinde yazmıyoruz, yoksa değilinde yazıyoruz. Burada gördüğünüz gibi eşitlik olmadığı için değilinde yazdık. Yine bu eşitlik yok, değilinde küçük eşit olarak yazdık. Küçük eşit, kendisinde eşitlik var. O zaman değilinde sadece büyük yazıyoruz. Büyük eşit, yine eşitlik var. Değilinde sadece küçük olarak, büyük eşitin değil de küçük olarak yazılıyor. Örneğimize beraber bakalım. Her asal sayı bir doğal sayıdır önermesinin değilini bulalım. Her asal sayı, herin değili neydi? Bazıydı. O zaman bazı asal sayılar doğal sayı değildir. P önermesinin değili, bazı asal sayılar bir doğal sayı değildir biçiminde önermenin değili bulunuyor. Evet, şimdiki örneğimize beraber tekrar bakalım. Aşağıda verilen önermelerin değilini bulunuz. A şıkkı Px önermesi bazı x tam sayıları x kare artı x büyüktür 0. Değiline bakalım. P'nin değili, bazının değili herdi. Her x tam sayıları x kare artı x. Burada büyük olduğu için değili nasıl yazacağız? Küçük eşittir biçimde yazacağız. O zaman x kare artı x küçük eşittir 0 diye değilini buluyoruz. D şıkkına baktığımızda Qx önermemiz her x, x ve y, x virgül y doğal sayı için x çarpı y eşittir 6. O zaman burada Q'nun değili, herin değili bazıydı. Bazı x, y doğal sayı için x çarpı y eşit değildir 6 olarak değilini bulmuş oluyoruz. Önermenin kendisine eşit olduğu için değilini eşit olarak yazmış oluyoruz. Evet, mantık dersimiz de bu şekilde bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.